Merhabalar Nevzat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Nasıl, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Ve sektörümüzden vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle biraz sizleri tanıtalım ekran başındaki izleyicilerimize. Nevzat Ceylan kimdir ve inşaat sektörüne girişiniz nasıl oldu? Biraz öncesinden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle buraya geldiğiniz için teşekkür ederim sizlere. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ben aslında Diyarbakırlıyım. 1969 doğumlu Diyarbakır, Nice doğumluyum. 1985 yılına geldim İzmir'e. İnşaatta, ilk etapta inşaatta bir işçi olarak çalışmaya başladım. Sonra Evi Fine Seramik Ustası olarak, Evi Sanatı olarak inşaat sektörüne başladım. Hem çalıştım hem para kazandım hem de birikim yaptım. 2006 yılında ilk bir tane daire aldım. Onun tadilatını yaptım, sattım. Ondan verdiğim para kazandım. Sonra 1,5 katlı bir bina yaptım. Onunla kazandığım parayla 3 katlı bina yaptım. Oradan biraz borçlandım. Sattım daire, eski borcumu kapattım. Tekrardan 4 katlı bir inşaata girdim. Onu da yaptım. Bu şekilde devam ettik. 2009 yılında işte bu inşaat sektörünü Sercan İnşaat olarak firmayı kurdum. Firmada bir aile şirketi olarak kurduk. 2009'dan beri Bağcılar'da güzel başladı. Burada bir sefer sahada inşaat yapıyoruz. Evet, işin çıraklığından geliyorsunuz ve uzun yıllardan beri, 85'ten beri İzmir'desiniz. Evet. Çok güzel kademe katlayarak devam etmişiz. Peki biraz o zaman inşaatlardan bahsedelim. Neler yapıyorsunuz yapı olarak? Yapı olarak şu anda çeşitli projelerimiz var. 1+1, 2+1, 3+1, dubleks, villa, malikane tarzı farklı farklı projelerimiz var. Projelere göre, daireye göre, fiyatlar ona göre artı eksi çıkıyor. Şu anda her şeyden önemlisi kaliteli ve güvenli bir inşaat yapıyoruz. En önemlisi bizim için o Balçova İzmir sektöründe. Hı hı. Balçova'daki daire tarzında mı oluyor daha çok? Bizim Balçova'da genelde daire tarzı yapıyoruz. 1+1, 2+1, 3+1 daire yapıyoruz burada. Hı hı. O şekilde yapıyoruz. Evet. Urla ve Seferihisar'da da villa malikane tarzı burada dediniz. Biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl oluyor? Nasıl çeşitlendiriyorsunuz? İçerisinde neler oluyor? Yani şu anda Urla'daki yaptığımız inşaatlar çok kaliteli. Ultralüks binalar yapıyoruz. Merkezindeki villalar herkes ultralüks yapıyor ama bizim bunun iç dizaynından olsun, yani dış cephe mimari tarzlarından olsun, en ince detayına kadar bakıyoruz, birbiri inceliyoruz. Beğenmediğimiz yerlerdeki defalarca üstüne geçiyoruz, kaliteli inşaat olsun diye. Çünkü sonuçta insanlar buraya para veriyor, daire alıyor ve para da kolay kazanılmıyor. Bizden daire alan insanlar da yarın arkamızda hiçbir şekilde konuşmaz. Yani bu neden böyle oldu, yani neden yapabilirdik, bunlar yapabilirdi de neden yapılmadı, bu şekilde yaptı diye. Biz onun için daha iyi bir kaliteli inşaat yapabilmek açısından daha düzgün, sıvı dokuyup inceliyoruz. O şekilde iç dizaynından tut dış dizayna kadar, bahçe peyzajına kadar kaliteli bir şekilde yapıyoruz. O nedenle insanlar da tercih edebiliyoruz. Yani genelde kaç metrekare alan oluyor villaları? Şöyle, şu anda yaptığımız villalar site içerisi. Yaklaşık 4 dönüm içerisinde. 4 dönüm içerisinde 6 tane villa satılmıştı oraya. Onun hem kendi bahçesi, hem otoparkı, hem havuzu site içerisinde. 4+1 tarzında mı oluyor? 4+1'den ziyade altta salon, açık mutfak, banyo tarzı. Üst katta 3 tane odası, yine evvel bir tane odasının kendine ait banyosu. Salonun ön tarafından büyük bir terası var. Sağ katı yine bir yatak odası, bir terası bırakıyoruz. Bu şekilde malikane onlara diyoruz. O şekilde yapıyoruz onları. Şu anda yeni projeniz o mu? 6 tane villa bir arada. Şu anda yok. Urla'da 6 tane projemiz orada var. Yaklaşık 24 tane daire yine 1+1, 2+1 tarzında Urla'da yine yeni projelerimiz var. Urla Kalabalık'ta şu anda da 4 tane villa yapıyorum. Bu da bitmek üzere. O şekilde devam ediyor. Fiyat aradıkları peki çok yüksek mi? Yani baktığımız zaman burası İstanbul'a nazaran düşük fiyatlarımız. İstanbul'da mesela 1+1'i baktığımız zaman fiyatları yaklaşık 1 milyondan bahsediliyor. Bizim burada şu anda yaptığımız villa 750-800 bin lira satıyoruz, satıyoruz. Hı hı. Bunun içerisinde havuzu var, site içerisinden
da o şekilde 150 bin lira tur parasını ütüyoruz. Evet. Peki denize yakın yerlerde mi oluyor daha çok lokasyonlar? Denize yakın dediğimiz zaten Urla yaklaşık hemen hemen her tarafında 5 dakika 10 dakika yayın yürüyorsun ve denize yakın. Seferihisar yine. Seferihisar şu anda Tavus'ta yapıyoruz. Orası da bitti şu anda. Tavus'un içerisinde biliyorsunuz, bilmiyorsunuz Tavus orası. Seferihisar'ın en güzel bölgelerinden bir tanesi Tavus'ta. Orada yaptık, orada da bitirdik. Orası da villa. Lokasyon olarak güzel yerleri tercih ediyoruz yani. Peki bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Kullandığınız malzeme, sunduğunuz işçilik? Yani her şeyden önce malzemenin kalitesi birinci kalite olması gerekiyor. İki yolları şu anda kullanıyoruz ama en önemlisi işçilik. Yani bugün altınızı bir kumaş alın ve tabako bir elbise alın. Ama elbisenin üzerine durabilmesi için iyi bir terziye ihtiyaç vardır. Ve iyi bir terziye olabilmek için de bu işin iyi şekilde altın çekirdekli yetişen bir en büyük avantajımız altın iyi bir şekilde çekirdek seçimde olması. Sizin görseliniz de iyi değil mi? En son siz de bir bakıyorsunuz. Tabii tabii. Zaten en son bende bitiyor. Evet. Peki inşaat sektörünün gidişatından memnun musunuz şu an? Şu anda genelde piyasa durgun. Yani malum biliyorsunuz seçim var önümüzde. Evet. Bu seçimde biraz seçim dalgası da var. Ama iyi yani. Ümit'i kırmamak gerekiyor. Kesinlikle. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahseder olursak, sizler gibi birçok firma var Nevzat Bey. Kesinlikle. Bu hizmetleri sunan ya da sunduğunu iddia eden. Neden SCNET tercih edilmeli? Abi her şeyden önce aslında bunu bana değil de mesela bir tane müşteriye daire sattığımız müşteri olmuş olsaydı o daha bizi neden söylerdiyse. Şöyle bir örnek vereyim size. Daire satmıştım. Burada yaklaşık 2 sene önce. 2 sene önce olayı bahsedeyim. 3 sene önce daire adama vermişim. Ve arada 3 sene geçmiş. Vatandaş beni aradı. Dedi ki Nevzat Bey bizim banyonumuz su dedi. Krom tutmuş yani şu bildiğimiz su kromlaştırıyor ya. Kireç tutuyor. Kireç tutmuş dedi. Biz bunu ne yapabiliriz diye bana sordu. Ben dedim ki ya dert ettiğin şeye bakın. Ben hemen ustaya gönderdim. Geldim dedim bu beyefendiye musluğunu değiştirin. İş bana talep etmeden bunu değiştir. Zaten bizim bu aldığım malzemenin garantisi 2 yıl. 3 yıl geçmiş ve vatandaş beni arıyor. Tamamen doğal sudan kireçleme yapmış. Onu ben değiştirdim ve hiç para talep ettirmeden de bunu bu şekilde yaptım. Çok güzel. Yani verdiğimiz her hizmetin arkasındayız değil mi? Kesinlikle. Zaten her şey öncelikle bizim önceliğimiz bu. Evet. Çünkü müşteriyi getirir aslında. Kesinlikle. Kulaktan kulağa yayılan bir memnuniyet de olması gerekiyor ki devamı gelsin. Kesinlikle. Peki yeni projeler var mı ilerleyen günler için? İzmir dışına taşmayı düşünüyor musunuz? İzmir dışına taşmayı düşünmüyorum. Ben İzmir'i çok seviyorum. Yani çok şükür her yerden insan para kazanabilir. Bir de insanın bir de mutlu olması gereken yerler vardır. Ben İzmir'de çok mutluyum, özürlüyüm. Ve İzmir'i sevdiğim için ben aslında Diyarbakır'ım demiştim ama ben bir daha da dünyaya gelsem İzmir'de dünyaya gelmeyi tercih ederim. 85'ten beri burada olunca evet, tabii artık. Yani bir şey buranın insanları iyi. Yaşam kalitesi yüksek. Şehir ortamı güzel. Yani sosyal yaşantı alanı yüksek buralarda. Evet. İstanbul'a gidiyorsun o kadar iyi bir ortam yok orada. Ama İzmir çok ayrı bir yer. Peki İstanbul'dan gelen yatırımcılar var mı bu tarafa? Yani şu anda piyasaya göre, araştırmalara göre var. Bu İzmir'de şu anda kendi Urla bölgesine, Çeşme zaten doldu biliyorsunuz. Evet. Burası bitti. Ama şu anda Urla'ya rağbet var. Urla, Seferihisar tarafına rağbet var. Siz inşaatlara oralarda mı devam edeceksiniz yine? Urla, Seferihisar ve Balçova. Şu andaki projelerimiz orada. Ama şu andaki ileriki projelerimiz yine de Urla tarafında düşünüyor. Karar verdik burada yapacağız. Evet. Umarım başarılı olursunuz. Teşekkür ederim. Peki buradan İzmir'e gelecek yatırımcılara neler önereceksiniz? İnşaat firması seçerken nelere dikkat etmeliler mesela? Yani şimdi bizim inşaat sektörü hemen hemen bütün müteahhitler arkadaşlar, bu işe yönelen insanlar zaten önce gelmeden önce bir araştırma yapıyorlar. Yani biz de yapıyoruz, onlar da yapıyorlar. Çünkü doğal haklarımız, onlar doğal hakları. Bir yere gittiğin zaman araştırma yapmadan bir yere girilmez. Onun için iyi bir araştırma gerekiyor. Ve araştırma yapıldığı zaman da İzmir araştırmak için iyi bir yer. Ve İzmir esnafı olsun. Sorduğun her soruya dürüst yani cevap verebilecek insanlar bunlar. Hiçbir şekilde orada inanılma şansın payı kalmıyor. O nedenle araştırıp iyi bir şekilde İzmir'den yatırım yapabilir. Her insan burada yatırım yapabilir. Referans belki yoluyla ilerleyebilirler. Şöyle bir referansın ziyade bugün biliyorsun her şeyden önce ekonomik güç önemli. Ekonomik gücün olduğu zaman da referansla hiçbir şey yapmazsan bir ilk iş atı
arsayı satın alırsın, kendi inşaatını kendin yaparsın. Kaliteli bir inşaat yaptıktan sonra zaten referansı oradan çıkıyor. Evet. Ev kendini gösteriyor diyorsun. Kesinlikle aynı. Buradan bilinçlenmiş olduk sayenizde Nevzat Bey. Teşekkür ediyoruz sizlere. Umarım bunlar, bu güzel yapılar devam eder. İnşallah. Yıllarca diyelim. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.